Global bir eğitim markası olan TÜİ Avusturya, Türk Akademi ve Gaziantep'te bölgenin en güçlü şirketlerinden Altunkaya Şirketler Grubu Eğitim İş Ortaklığı Sözleşmesi imzaladı. Enerji, endüstri, otomotiv, ulaşım, eğitim başta olmak üzere birçok kolda Doğu Anadolu ve Güney Anadolu bölgesinde aktif çalışmaya başlayacağız. Projelerimiz böyle. Bu birlikteliğimizin ilk adımı oldu diyelim. Cenab-ı Allah hem her iki firmaya hem de ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. TÜV Türkiye herhalde Türkiye'de ilk defa. Evet, Türkiye'de ilk defa. Böyle bir partner anlaşması evet. yapıyor. Yapmış olduğumuz ortaklıkla ilgili zaten bir basın bülteni sizlere verilecek arkadaşlar. Bilmiyorum, benden önce herhangi bir konuşma falan yaptınız mı? Basın arkadaşlar herhangi bir şey söylemediniz. TÜV Türkiye olarak biz Altunka firması Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesinde bir işbirliği protokolü yaptık. Burada bir partnerlik anlaşması yaptık. Bu konuda bizim isteğimiz şu, bölgemizdeki sanayiciler, ihracatçıların bu konuda çok ciddi bir şekilde bilinçlendirilmesi, bu işin 2026 yılında bu işle ilgili hazır olmayan firmaların ihracatta yaşayacakları sıkıntıları bunlara iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Yoksa geç kalan firmalar hem pazar kaybedecekler hem de yüksek vergilere karşı karşıya kalıp maalesef ihracat yapamayacaklar. Çünkü şu anda zaten dünyada çok ciddi bir rekabet olduğunu hepimiz biliyoruz. Kar marjlarının artık çok minimin rakamlara geldiğini biliyoruz. O gelecek olan gümrük vergileri, yani Avrupa'ya yapılacak özellikle ihracatlarda gümrük vergilerine hiçbir firmanın katlanamayacağını anlatmamız gerekiyor. Bu aslında yapılan iş zaten TÜV biliyorsunuz bir vakıftır arkadaşlar. Biz aslında burada yapılan şey bir sosyal sorumluluk projesi olarak biz bakıyoruz burada. Herhangi bir para kazanmak veya kar elde etmek gibi bir niyetimiz öncelikli olmadığını belirtmek istiyorum. Bu da amacımız ülkemizin, bölgemizin ihracatçılarını, sanayicilerini, üreticilerini bilinçlendirip onlara elimizden geldiği kadarıyla Türkiye ile birlikte onlara destek olmak amacındayız. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Yoksa bizim işimiz değil. Yani, evet. Ama biz burada böyle bir sosyal sorumluluk projesi olarak olayı görüp değerlendirip o şekilde hareket ediyoruz. Evet. İnşallah bu işbirlikteliğimiz bölgemizde birçok sanayici ve ihracatçıya katkı sağlayacaktır, fayda getirecektir. Bizler elimizden geldiği kadarıyla bu konuda her türlü üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu daha önce de söyledik. Bugün de deklar etmek istiyorum. Ülkemizin ihracatının gelişmesi için elimizden ne geliyorsa Altunkaya Grup olarak TÜV Türkiye ile birlikte gayret sarf etmeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. En büyük ihracatçıların, ithalatçıların sıkıntısı yanlış bilgi eksikliğini gidereceğiz. İkinci en büyük amacımız TÜV Akademi ile tüm endüstrinin kanayan yarası olan ara personel, tekniker eğitimi yetiştirilmesi, dünya standartlarında eğitim almaları ve belgelendirilmesi konusunda Altunkaya Grup'la birlikte büyük bir sosyal sorumluluk projesine başlayacağız. Umuyorum bölgedeki insanları tekrar bu konuya çekebiliriz. Tekrar bu işle birlikte bir istihdam sağlayabiliriz. Bu insanlara farklı bir yaşam verebiliriz, farklı bir hayat verebiliriz, farklı bir yön çizebiliriz gençlere. Bu da bizim en büyük sosyal sorumluluk projelerimizin başında geliyor. Bunun için de Altunkaya Grubu ve Sayın Mahsun Altunkaya'ya çok teşekkür ederim. Öne yap olduğu için. Bu arkadaşlar kar getiren
işte bir işletme ya da bir şey değil, para getiren bir iş değil, öyle söyleyeyim. Bu gerçekten bu bölgenin insanına, bu bölgenin sanayicisine, bu bölgenin çalışanına bir proje. Bunun içinde kadın da var, erkek de var, genç de var, çiftçi de var. Sadece üstü değil, tüm alanlarda biz burada bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Yapacağız, tamam, elektrikli araca geçeceğiz, güneş şampana yapacağız vesaire, ama bunlar yine yeterli olmayacak. O yüzden biz şimdi yarın firma olduğunu konuşacağız. Önce görüntü kendisi çekeceğiz, sonra doktora gideceğiz. Bunu azaltmak için ne yapalım? İşin içine siz dahi bilirsiniz. Biz ülkemizde özellikle 60'larda sanayiye iş gücü gerekli oldu. İnsanlar özellikle... Hayırlı uğurlu olsun.